Zirkonyum kaplamalar diye hep duyuyoruz. Hatta kişiler diş hekimlerine zirkonyum kaplama yapın bize diye rica ediyor. Öncelikle zirkonyum kaplama nedir? Onu bir anlayalım. Zirkonyum doğada bulunan bir çeşit malzeme, içinde metal desteği yok. Kaplamalar içinde metal destekli veya içinde metal desteksiz olarak iki sınıf ayrılır. Çeşitli metaller kullanılabilir veya günümüzde artık metaller terk edildi. Niye? Çünkü estetik değil bir. İkincisi, metal bazı alerjiler yapabilir ki. Diş etinde siyahlanma yapabilir. Bu da insanı rahatsız eder. O yüzden metal desteksiz kaplamalar tercih ediliyor. Zirkonyum kaplamalar da metal desteksiz kaplamalara giren bir gruptur. Ancak bilmek gereken konu şu. Diş hekiminiz size en uygun malzemeyi bulacak. Yani zirkonyum kaplamalar aslında metal desteği yok ama biraz da ışık geçirgenliği azdır. O yüzden ön dişlerde veya lamine yaparken farklı malzemeler kullanılır. İçinde kristal destekleri bulunan özel malzemeler. Bu malzemeleri ön dişlerde zirkonyum yerine tercih ederiz. Ancak arka grupta zirkonyum kırılma direnci daha yüksek olduğu için köprülerde veya uzun köprülerde içinde zirkonyum desteği olan malzemeler kullanılır. Yani her durumda içinde metal desteği olmayan malzemeyi tercih etmek lazım. Çünkü bunların ışık geçirgenliği, şeffaflığı aynen doğal diş gibidir. Şimdi estetik olan ne demektir diye insanın aklına geliyor. Dümdüz, bembeyaz, yüzey karakteri olmayan diş estetik değildir. Baktığın zaman diş dişe benzemeli. Yani yüzey karakteri olmalı, kesici kenarında biraz şeffaflığı olmalı, ufak tefek varyasyonlar olmalı. Diş hekiminiz size en güzel tasarımı bulacaktır. Gülüş tasarımında esas şu, kişinin toplumdaki konumuna göre, yaşına göre, durumuna göre ve özel isteklerine göre diş hekimi tasarım yapmalıdır. Öncelikle diş hekimi kişiyi iyi anlamalı. Anladıktan sonra da kişiye istediğini kendi tecrübesiyle birleştirerek vermelidir. Zirkonyum kaplamalar, kristal destekli kaplamalar veya kristal destekli lamineler diş hekiminizin tercihine göre farklı bölgelerde kullanılabilir. Eğer dişte çok büyük yıkım varsa dişi kaplamak gerekecektir. Yıkım yoksa, diş sağlamsa sadece lamine ile dişin ön yüzeyini yapmak yeterli olacaktır. Buna diş hekiminiz karar verecektir.